Kur'an'da yoksul olanların, fakirlerin korunması ile ilgili yüzlerce ayet var. Mesela bak. Allah diyor ki Hakka Suresi 34'te yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı. Yani yoksulu kayırmaya, kollamaya destekçi olmazdı. Mesela sırf şu ayet bile yoksulluğu ortadan kaldırmak için yeterli ayettir. Çünkü kimse bu konuya düşmek istemez bakın. Yoksula yemek vermeye destekçi olmazdı. O zaman yoksulu yediren insan zaten giydirmek de mecburiyetindedir. Ev sağlamak mecburiyetindedir. Yani ayet o kadar geniş şumullü ki. Bu ayete göre yoksul kalmaz zaten. Yani herkes yoksula destek olmakta mükellef. Çünkü bütün müminlere hitap eden bir ayet. Bak yoksula yemek vermeyi destekçi olmazdı. Şimdi mesela soruyoruz sen yoksula yemek yediriyor musun? Yediriyorum diyor. Ne kadar? Bir parça diyor. Ayetin karşılığı değil ki o. Tam anlamıyla olacak. Mesela yoksul ve yoksul olanlar için diyor Meari Suresi 25. Yine Müddessir Suresi 44'te cehennem ehline soruluyor. Cevap olarak diyor ki yoksula yemek yedirmezdik. Suçumuz buydu diyor cehenneme giriş sebebimiz. O zaman cehennemden kurtulmak için yoksulun kalmaması lazım. Çünkü yoksula sen yedirmediğin müddetçe cehennem senin için tehdit. Çünkü yani sen mesela 100 yoksulu yedirdin, 100 tanesi yedirmedi. Diyor ki diğer yok, bize yok, yemek yedirmediler diyor diğer yoksullar. Ne diyeceksin? Bir kişi bile dese yoksula yedirmezlik ayetin muhatabı olursun. Yoksa yedir, üstünü başında almazsan, ev sağlamazsan, imkan sağlamazsan yine aynı hükümde olmuş oluyor. Sırf yemek yerde adam üşür, ölür yani. Ayet anlaşılmayacak gibi değil. Bak Allah diyor ki İnsan Suresi 88'de şeytan Allah'sının kendileri ona duydukları sevgiye rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Bak esire de iyi muamele yapılıyor. Yetimle esiri, yoksulu aynı görüyor Cenab-ı Allah. Hepsine şefkat. Ya esiri mahvederler normalde adam süründürüyorlar. İslam'da yoksul, yetim, esir aynı hükümde. Yani kaliteli yemek yedirmek durumundasın. Yani hani esir diye adama adi muamele yapamıyorsun. Yani aşağılayıcı muamele yapamıyorsun. Kendi yediğinden yedirip kendi içinden giydirmek durumundasın esire. Hiçbir inançta yoktur bu. Değil mi? Esir kıyafeti giydiriyorlar adam. Esir rezil oluyor yerlerde falan süründürüyorlar adamlara. Kaliteli bir yiyecek yedirmek mecburiyeti getirmiş Allah. Bak yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Fecr Suresi 18. Bu da cehennem sebebi. Yoksula yedirmek için. Yani herkes birbirini teşvik etmek durumunda. Yoksul kalmayıncaya kadar. Çünkü yoksul kaldığı müddetçe bu teşvik durmaz. Bu teşvikin durması için, yani bu hükmün kalkması için yoksulun kalmaması lazım. Yoksul olduğu müddetçe gece gündüz teşvik mecburiyetindesin. Gece gündüz. Mesela Beled Suresi 16 veya sürünen bir yoksulu diyor Allah. Kurtarmaz mısınız? Yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen odur. Maun Suresi 3. Bütün İslam alemi bu ayette muhatap. Onun için Mehdi geldiğinde bu ayetlerin uygulama alanını kaldırıyor Cenab-ı Allah. Yoksul kalmıyor. Herkes zengin oluyor. Cehennem riski de kalkmış oluyor bu yönüyle. Çünkü Allah diyor yani sende varken kardeşin sürünüyorsa bunun karşılığı cehennemdir diyor Allah. Çünkü ben sana emanet verdim diyor malı. Mal bana ait diyor Allah. Kardeşine verdim o malı diyor. Sen onun sürünmesini seyrettin diyor Allah. Ve uyarmadığında imkanı vardı bunu da kullanmadın diyor. Bu suçtur. Mal, mülk ve servetle çoklukla övünmek sizi tutkuyu olayı oyalayıp kendinizden geçirdi. Mesela bu da kapitalistlerin, mal hırsı olanların kişiliğini ortadan kaldıran, onların yanlışlığını ortaya koyan bir ayet bak. Mal, mülk ve servetle çokluğuyla övünmek sizi tutkuyla oyalayıp kendinizden geçirdi diyor. Artık kendini kaybediyor mal hırsından. Kapitalistlerin bu yönüne dikkat çekiyor Allah. Tekaz Suresi 1. Muhakkak ki o mal sevgisinden dolayı, zenginlik sevgisinden dolayı bencil ve cimri tutumundan çok katıdır diyor.
Mesela bak bazı Fethullah hocamızın talebeleri vardı. Çok mütevazı, mazlumdular. Mal sevgisine çok katı hale geldiler. Ayet ne diyor? Şeytan Allah'sını muhakkak o diyor, muhakkak o. Mal sevgisinden dolayı, zenginlik sevgisinden dolayı bencil ve cimri tutumundan çok katıdır diyor Allah. Ayet. Kim de cimrilik eder, malını parasını dağıtmazsa, kendini müstahni görürse, üstün görürse, enaniyet yaparsa ve en güzel olanı yalan sayarsa meğerse, İttihat-ı İslam'ın hakimiyeti, mehdiyeti, İsa Mesih'in inişini yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız diyor Allah. Leyl suresi 8'e 10. Hümeze suresi 2'ye 3. Ki o mal yığıp biriktiren, şeytanın Allah'sın bak, malı yığıyor, parayı yığıyor, biriktiriyor. Ve onu saydıkça sayandır. Bir de 7'den sayıyor. Hakikaten öyle diyor tipler. Çıkarır, kasadan sayar, bir daha dolur, bir daha sayar. Yerli filmlerde falan da vardır. Horoz Nuri falan. Gerçekten malını kendisini ebedi kılacağını sanıyor diyor Allah. Halbuki ölüp gidecek diyor. Hümeze suresi 2-3. Onlar cimrilikte bulunurlar diyor. İnsanlara da cimriliği emreder diyor. Aman elini sıkı tut işte. Kimseye mal mülk verme. Eğer zengin olmak istiyorsan kendini çok fakir göstert. Kimseye de 5 kuruşunu verme. Önerirler. Bak millete de cimriliği öneriyor. Dağıtmadığı gibi dağıtanı da engelliyor. Allah'ın fazlalığından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Ya diyor ben diyor, sürünüyorum zaten diyor. Tüccarlar falan çoğunda vardır, birçoğunda vardır. Ya diyor iflas edeceğiz neredeyse, battık ya. Hiç kazancım yok diyor. Mahvoldum diyor. Halbuki yığmış parayı, doldurmuş. Bak Allah'ın fazlından kendilerine verdiğini gizli tutarlar. Ben zaten fakirim ya, bir şey yok ki bende. Ne vereceğim ben parayı diyor. Nisa suresi 37'de şeytan Allah'sının. Onun için kapitalizmi tamamen yıkan, yerine müthiş bir sosyal adalet getiren sistemdir Kur'an. Geçen gün söylemiştim. Bir kısmını anlattım. Yüzlerce ayet var. İşte sizler böylesiniz diyor Allah, şeytan Allah'sının. Allah yolunda infak etmeye çağrılıyorsunuz. Allah için malınızı dağıtmaya çağrılıyorsunuz. Buna rağmen bazılarınız cimrilik ediyor. Dağıtmak istemiyor. Kim cimrilik ederse o ancak kendi nefsine cimrilik eder. Kendine Allah onu o şekilde gösterir diyor. Kendi aleyhine olur diyor. Allah ise gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır. Fakir olan sizlersiniz. Zaten size mal yok diyor Allah. Malın, var olan malın görüntüsünü ben size gösteriyorum beyninizde diyor Allah. Zaten öyle bir şey yok. Bana ait mal diyor Allah. Eğer siz yüz çevirecek olursanız, yani bu sözümü dinlemezseniz diyor Allah, sizden başka bir kavmi getirip değiştirir. Sonra onlar sizin benzeriniz de olmazlar. Onlar daha mütevazi, daha cömert, daha dağıtan olur. Sizin benzeriniz de olmazlar. Bu Mehdiyete işaret eden bir ayet. Muhammed suresi 38. İşte yepyeni bir sistem, yepyeni bir inanç meydana gelecek. Malı insanlar saymaksızın dağıtırlar diyor Peygamberimiz Mehdi devrinde. Bak sonra onlar sizin benzeriniz de olmazlar. Sizden başka bir kavmi getirip değiştiririm diyor Allah. Sonra onlar, bu grup sizin benzeriniz de olmazlar. İşte bunlar Türk milleti ve Mehdiyettir. Bütün dünyaya cömertliği, sevgiyi gösterecek Araplar ve diğer milletler inşallah. Hepsi insanları bencillikten, kötü arzulardan, kötü düşünceden kurtaracaklar. Mehdiyetin öncülüğünde inşallah.